kefalet ve güvencesizliğe karşı mücadele edeceğimizi başta duyuruyoruz. Türkiye'deki ekonomik ve sosyal yaşam şartlarını yok sayan AKP iktidarına sesleniyoruz. 2019 yılı ekonomik krizin doruğa ulaştığı ve yıkıcı etkilerinin en ciddi şekilde hissedildiği yıl olarak geride kalmıştır. Ülkemizde işçi, memur ve emeklilerin yıllık zam oranları büyük ölçüde çarpıtılan rakamlara göre belirlenmiştir. Yaşanan ekonomik krizin neticesi olarak artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon kamu emekçilerinin yaşamını ciddi şekilde etkilemiştir. AKP iktidarı gerçeği yok sayarak rakamları küçültmekle uğraşırken eriyen maaşlar, artan borçlar, artan işsizlik ve gıda artışları emekçilerin gerçek gündemini oluşturmuştur. AKP iktidarının Türkiye'yi içine soktuğu ekonomik kriz ortadadır ve sebep olduğu toplumsal çürüme açıktır. Emekçiler temel besin maddelerini dahi karşılayamaz duruma getirilmiştir. TÜİK'in konut, gıda, içecek gibi kalemlerle derlediği ve enflasyonu hesaplamada kullandığı verilerde manipülasyon yaptığı açıktır. Hükümet enflasyon ile değil, enflasyon sepetiyle mücadele enflasyon ederek enflasyon rakamlarını olduğundan farklı çıkarmaktadır. Resmi olarak açıklanan enflasyon ile emekçilerin enflasyonu arasında çok ciddi uçurum farkları vardır. Kamu emekçilerinin ve halkın gündemi bu rakamların üstünde seyretmektedir. AKP iktidarı emekçilerden ve yurttaşlardan farklı yaşam sürmektedir. Krizin etkilerini görmezden gelen iktidar yetkilileri geçtiğimiz yıl içerisinde ekonomik krizin bedelini milyonlarca çalışana ve yurttaşa ödetmiştir. Ekonomide sözde büyüme ve toparlanma söylemlerine rağmen yurttaşların yaşam standartları gün geçtikçe daha kötüye gitmiştir. AKP iktidarının resmi enflasyon ve işsizlik oranındaki düşüş iddialarına karşılık gerçekler farklıdır. Türkiye 2020 yılının ilk günlerinde çift haneli enflasyon oranları ile karşılaşmıştır. AKP iktidarının ekonomik krize ilişkin vurdum duymaz tavrı sosyal bir sorun haline gelmiştir. Geride bıraktığımız 2019 yılı içerisinde sadece 45 yurttaşımız ekonomik sebeplerden kaynaklı olarak yaşamlarına son vermiştir. Yurttaşlarımızın kendi canına kast ettiren bu sürecin sorumlusu mevcut iktidar ve onun politikalarıdır. Son bir yılda TÜİK verilerine göre gıda %20 oranında zamlandı. Ancak büyük ölçüde rakamları çarpıtıldığı anlaşılmaktadır. Çarşıda, pazarda, marketlerde ve alışverişin yapıldığı tüm noktalardaki fiyatları göz önüne aldığımızda 2019 yılının son ayına gelindiğinde gıda harcamaları TÜİK'in verilerinin aksine %42'yi göstermektedir. Tüm kamu çalışanlarının gerçek enflasyonu gıdada yaşanan artış oranıdır. Türkiye'de yoksulluk sınırı 9000 TL'yi aşarken memurların %80'i yoksulluk sınırı altında geçim savaşı vermektedir. Hükümet 2019 yılında kamu emekçilerinin yaşam standartlarını göz önüne almayarak %4+4 zamma mahkum etmiş, kamu emekçilerini adil ücret hakkından yoksun bırakmıştır. 2020 yılı için TÜİK verilerini %11.84 olarak açıklamışsa da bu oran emekçilerin ve yurttaşların nezdinde yok hükmündedir. İktidar bu süreçte yine TÜİK verilerini manipüle etmiş, adeta enflasyon oranlarını düşük göstermek için elinden geleni yapmıştır. Kısacası, iktidar enflasyon oranını ülkenin içerisinde bulunduğu duruma göre değil, kendi isteğine göre belirlemiştir. 2020 yılı için %4 toplu sözleşme zammına ek olarak %1,5'luk enflasyon farkının verilmesi, yani memur ve memur emeklisi maaşlarına %5,5 oranında yapılan zam, sefalet ve açlık zammından başka hiçbir şey değildir. En düşük memur maaşı 193 TL zam ile 3417 TL'den 3610 TL'ye yükselirken devlet en düşük memur maaşına 3.71 kilogram et oranında en düşük memur emekli maaşı 137 lira zam ile 2435 TL'den 2572 TL'ye yani 2.6 kilogram et oranında zam yapmıştır. Ülkede memurlar ve memur emeklileri açlık ve sefalet ile boğuşurken sarayın bir günlük harcaması 4,5 milyon lira olmuştur.
Lüks ve şatafata doymak bilmeyen iktidar yetkilileri kendi rantları için milyonlarca kamu emekçisini göz göre göre açlığın pençesine itmektedir. Yine 2020 yılı için kendi alacağına %22,5 zam yapan devlet 7 milyondan fazla asgari ücretliye %15 zamı layık görmüş, üstüne dalga geçer gibi asgari ücretli yurttaşa günlük 10 TL zammı reva görmüştür. 3600 ek gösterge bir vaat olarak kalmıştır. 3600 ek gösterge bekleyen memurlar için 2019 yılı hayal kırıklığı ile geçmiştir. 2020 yılı için öngörülecek bütçe bu yıl Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 trilyon TL'yi aşmış, bütçeden memura ve emekçinin hakkına yine yüksek zamlar ve vergiler düşmüştür. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı 11 ayda 9.6 milyar lira harcarken Diyanet'in harcaması 6 bakanlığı, birçok başkanlık ve müdürlüğü geride bırakmıştır. Diyanet'in yaptığı harcama ortalama olarak ataması yapılmayan 180 bin öğretmenin maaşına denk gelmiştir. Sonuç olarak 2019 yılında kamu emekçisinin payına yoksulluk, açlık, sömürü ve güvencesizlik düşerken 2020'de de ne yazık ki kamu emekçilerini aynı kader beklemektedir. Bu bakımdan biz kamu emekçilerine dayatılan sefalet ücretlerine karşı yüksek vergilere, zamlara, güvencesizliğe ve geleceksizliğe, sendikal baskılara karşı topyekün mücadele edeceğimizi, hem emeğimize hem cumhuriyetimize sahip çıkacağımızı, bize dayatılan bu sefalet üzerine son vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Birleşik Kamu İş Çanakkale temsilcileri.